Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Delos hakkında bir video çekmek isterim. Biraz Delos rehberi olsun. İşte ne bırakıyor? Güncelde durumlar ne? Delos farmı nasıl atılır? Delos'u kazanan klan neler yaparsa kar bırakır ya da getirileri, götürüleri nedir? Eksi yanları, artı yanları gibi bir aslında Delos farmı rehberi gibi video çekelim istedim. Bir önceki videomda aslında izlemişsinizdir. Bu hafta 7 kişiyle CSM savaşını aldık ve Delos bizde kaldı. Birkaç gündür de farm atıyoruz aslında. Ortalama getirisini hesapladık. Bunu bir de videoya alalım dedim. Şöyle seriden Delos'a geçelim. Öncelikle Delos nedir? Delos Savaşı bildiğiniz gibi Usko'dan beri devam eden, Call for Fun'da da varlığını sürdüren klan savaşı. Pazar günleri akşam saat 9'da Türkiye saatinde 21.00'da başlayan ve 22.00'da biten, taşı en son alan klanın kazandığı bir savaş. Nedir abi bu diyorsak, şöyle aslında buradaki taşı kestiğimizde en son kalan klanın oluyor. Bir hafta devam ediyor. Her pazar günü tekrarlayarak el değiştiriyor ya da aynı klanlar alabilirse devam da edebiliyor. Şöyle farmına geçecek olursak Delos'un getirileri nedir? Öncelikle Maradon gelirlerinin %5'ini alabiliyor Delos'u kazanan klanlar. Şuradan gördüğünüz NPC'den Captain Hugo'dan bunu takip edebiliyorsunuz. İşte buradan aslında Maradon'daki şeyleri, vergileri değiştirebiliyorsunuz. Genelde bu %5'te kalıyor. En yükseği %5, 0, 1 gibi değiştirebiliyorsunuz. Delos'takiler yine aynı şekilde geçerli ve Dungeon'dakiler free olarak zaten devam ediyor. Hemen bir altındaki şu Collect Text'ten de aslında şu anki Delos kasasında biriken parayı takip edebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu işte Maradon'daki ve Delos'taki harcamaların %5'inden gelen vergi oluyor. Ortalamasını aldık aslında. Ortalama günde 35-40 GB gibi bir getirisi oluyor. 24 saatte günde dediğim. Saatlerinde az toplanan bir para oluyor. Akşam saat 5 ile gece 1-2 arasında çok daha fazla upgrade yapıldığı için orada daha güzel bir para bıraktığını söyleyebilirim. Onun dışında şu anki mevcutta aslında çok büyük bir paradan bahsetmiyoruz. 30-35 GB'ler, 40 GB'ler çok yüksek değil evet, ama bu Zenith açıldığında gayet önemli olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü GB olarak çoğu kişi de olmayacak. İnsanlar daha fazla item basacak. Yani Maradon giderleri daha fazla olacak. O yüzden buradaki para çok daha işe yarayacak diye düşünüyorum. Bununla birlikte başka nereden ne gelirleri var? Bu Maradon gelirleri. Bir de tabii ki Tarantula farmı var. Aynı zamanda 8 saatte bir çıkan iki tane de boss var. Hemen bir onları isterseniz göz atalım. Tarantula farmı nedir? Buradan nasıl bir gelir elde edebilirsiniz? Ona bakalım. Öncelikle DC Premium olmayan Char'la Tarantula farmı atmak çok maliyetli oluyor. Ve aslında harcadığınız giderleri karşılamayacak noktada bırakabiliyor sizi. Tarantula farmına buradan geçiş yapıyorsunuz.
Burayı tıklayıp Enter dediğinizde içeriye girmiş oluyorsunuz. Burada 4 tane tarantula slotu var. Hemen isterseniz bir slotlara bakalım. Slotlarda 5'er tane ya da 4'er taneydi herhalde, tam hatırlamıyorum. Tarantula çıkıyor. Mesela burada bir arkadaşımız bırakmış. Hemen oranlarına bakalım. %20 oranda tarantula teat atıyor. Zaten aslında sadece bunun için burada farm atıyoruz. Bunların her biri 200k olarak az önce içeri girdiğimiz NPC'de satabiliyoruz. %20 aslında güzel bir oran. Çok düşük bir oran değil. Dediğim gibi 4 tane slot var. Biri burada, biri hemen önümüzde. Burada halen 0.7 kasıyor şu an. Bir slotumuz burada. Az ileride. Bir de oraya gidelim. Mesela bu slot şu an boş. Slot yatıyor. Evet, 5 yaratık çıkıyor her slotta. Bir tane de şurada ileride var. Ama oradan önce şuraya gidelim. Şurada da yine yaratıkların olduğu stenler küptüdü galiba. Pardon, stamp. Stampleri kasabildiğiniz yaratıklar burada. Buradan da şunları kasıyorsunuz aslında. Kestellen stampmiş, çok pardon. Bunlardan kasıyorsunuz. Bunlardan 30 tane lazım olacak. Ona da birazdan geleceğim. Şurada gördüğünüz gibi bunlardan da aslında 2 slotumuz var. 1 slot da burada olabilir. Emin değilim. 3 slot da olabilir burası. 4 talantulu slotundan 3 tanesini gördük. 4.'ye doğru da hemen gidelim. Orayı da size göstermek isterim. Peki bu slotlarda nasıl kasabiliriz? Elle kasılmasını ben mantıklı bulmuyorum. Çünkü AFK olmadığınız sürede burada harcadığınız zamanı CZ'de harcasanız çok daha güzel bir gelir elde edersiniz. Yani ortalama burada 12 saatte kastığınız GB'yi CZ'de farm atarak, işte dispek dönerek, Evil Wizard keserek ya da Dark Mirror keserek çok 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 daha kısa sürede kasarsınız. Buradaki 12 saatte kasacağınızı belki de orada 2 saatte kasarsınız gibi büyük bir farktan bahsediyorum aslında. Tam bir AFK farm slotu. Kimse KS'ye gelemediği için 24 saat rahatlıkla farm atabileceğiniz bir slot. O yüzden güzel aslında. Getirisi çok da düşük değil. Eğer doğru farmlarsanız. Şöyle, kesinlikle burada AP'si çok düşük olan charları bırakmamanızı tavsiye ederim. Çünkü aslında AP'ye düştükçe yaratığı kesme oranınız düşecek. Ve yaratık uzun sürede çıktığında sizin için bu eksi sayılacak. O yüzden minimum 2 atmanız gerekiyor yaratıklara. Ki daha seri kasabilirsiniz. Getirisi de daha fazla olsun. Onun dışında DC Premium kesinlikle şart. Çünkü oranları ciddi miktarda düşürüyor. En az %50 düşüyor. Ve DC Premium olmadan da o yüzden buradan yine bir getiri sağlamanız zorlaşacaktır. Bir klan olarak kazandığınızda bence 4 slotu da kapatmalısınız ve oradan full gelir sağlamalısınız. O zaman çok daha güzel kar bırakacağını söyleyebilirim. Zaten birazdan bir saat burada farm atarız. Onu da videoya eklerim. Bir saatte slotun ne bıraktığını hep birlikte görmüş oluruz. Onun üzerinden hesaplamalarımızı da yaparız. Şimdi buraya bırakmak için Genie'ye ben 70 skillini koyuyorum sadece. Atak SC'leri basıyorum. DC flash'ı ekliyorum. Ben Noah SC'de kullanıyorum. Çok elzem değil bu bence. Çok yüksek bir coin bırakmıyor. Onun dışında potmanamızı koyuyoruz. Atak range'imizi yükselttik. Böyle kullanıyorum. Şöyle biraz daha aslında gideri düşürmek için atak scroll yerine wolf kullanabilirsiniz. İşte Genie Hammer yerine Magic Hammer kullanıp makroya bastırabilirsiniz gibi bazı klikler olabilir. Ya da işte çok AFK kalıyorsanız ve bilgisayara uzun süreler bakamayacak durumdaysanız 1920 mana yerine 5000'lik mana potları kullanmanızı da tavsiye ederim. Ben genelde bilgisayar başında olduğum için 1920 kullanıyorum. O yüzden yeterli oluyor bana.
Onun dışında sanırım şu an çok da söyleyecek bir şey kalmadı. Şöyle yapalım, bir saat farmlayalım birlikte. Saat tam oyun saatiyle 5'i gösteriyor. Bir saat farmlayalım. Burayı da yine hızlandırarak videonun içine de eklerim. Bir saat sonunda droplara hep birlikte bakmış oluruz. Yeniyi başlatıyorum. O zaman iyi seyirler diliyorum. Bir saat sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba. Şöyle saatimize bakıyoruz. Tam bir saattir Tarantula farmını devam ettiriyoruz. Son mobu da kestik. Evet, ne geldi? 280 tane Tarantula teat kasmışız. Güzel. Yani aslında bu bize slotun ortalama bir saatte ne kadar para bıraktığını gösterecek. Gelin birlikte bunun üzerinden 24 saatlik bir hesaplamayla slotun getirisini ortaya koyalım. Başta da söylediğimiz gibi bu NPC üzerinden bir Tarantula TT 200k karşılığında satıyoruz. Yes dedik. 56m para geldi. Yani Tarantula farmının 1 saatlik getirisi 56m. Hemen şuradan şöyle bakıyoruz. Şuradan hesaplamamızı yapalım. 1 saatte 56M. Bu 10 saatte 560M yapar. 20 saatte 12. Yani 12 GB yapar. 20 saatte 12 GB. Tam 24 saate baktığımızda aslında ortalama 24 saatte 15 GB. Bir slottan Tarantula farmında 24 saatte 15 GB kasabiliyoruz. DC pireli ve yaratıklara maksimum 2 damage ile öldürebildiğimizde. 4 slot olduğunu düşünsek 4 slotta 60 GB para. Yani günde aslında Tarantula farmıyla 4 slotu döndüğümüzde 24 saatte 60 GB para bıraktığını söyleyebiliriz. Bunu 7 gün olarak hesapladığımızda, hemen şuradan bir hesap makinesi açmam gerekiyor. Matematiğimin azaldığı noktadayız. Bir haftada ortalama 420 GB'den bahsediyoruz. Haftalık 420 GB getirisi oluyor. Maraton gelirlerine baktığımızda, bir de onu ekleyin isterseniz, komple bir haftalık Delos Farm'ın getirisini öğrenmiş olalım. Buraya baktığımızda şu an 675M gibi bir tutar birikmiş. Bunları ben 24 saattir bakıyorum. Hatta tam şu an saat 6 olduğu için bunu da alabilirim. 675M. Hemen bakıyorum. Dün sabah 6'dan bu sabah 6'ya kadar toplam biriken para, 7 GB'de bunu saysak 10, 27,
33 GB. Yani 24 saatte maraton geliri 33 GB. Bu da yine ortalama. Çünkü değişebiliyor. Şöyle değişebiliyor. Maradon'daki harcamalar, bursların satımı, işte geri alımı vesaire gibi durumlarda tabii ki bu tutar değişiyor. Onun için bunların hepsini ortalama olarak alabiliriz. Böyle baktığımızda 24 saatte maraton geliri 33 GB. 24 saatte 4 slot aralıksız kasarsanız 60 GB geliyor. Yani aslında günde 93 GB. 90 GB desek 90 çarpı 7 hemen yapıyoruz. 90 çarpı 7 yani bir haftada 630 GB. Bir haftada 630 GB'yi slotlardan ve maraton gelirinden kasıyorsunuz. Bunun yanında 8 saatte bir bosslar çıkıyor. Biri tarantula bossu, biri de büyük boss. Büyük boss'tan %5 drop ihtimaliyle Iron Leg, Iron Belt, CS dropları var. Dediğim gibi bunlar 8 saatte bir çıkıyor. Bunun yanında büyük boss'ta Bloody materyali drop'u var ve işte Holy materyali drop'u da var. Şansınız varsa ve eğer atarsa Iron Belt, Iron Neck, bunlar da aslında bu dropların yanında kar kalıyor. Bir diğer hususta aslında şöyle bir drop'u daha var Delos Farm'ının. Bu iki saydığım boss'tan bize Gold Pills ve Blooded Fantasy Cube atıyor. Bu ikisinden birer tane kullandığınızda ve 30 tane Castle Stamp kullandığınızda kitap alabiliyorsunuz. Yani Delos'tan çıkan aslında en güzel noktalardan biri de bu kitaplar. Şu an güncelde kitapların artı 7 flame'i 15 GB civarında bir tutar elde ediyor. 8 saatte bir çıkıyor. 2 boss'tan da atıyor. %50 ihtimal yazıyor ama biz şu an 3. günü bitirmek üzereyiz. Henüz almadığımız boss yok. Yani ortalama hepsinden alıyoruz ve öyle düşündüğünüzde aslında 8, 16, 24 yani 24 saatte 3 tane pardon 24 saatte 6 tane kitap yapabiliyorsunuz. 24 saatte 6 tane kitap artı 7 olduğunda 15 GB'den sattığınızda çok güzel bir kar bıraktığını söyleyebilirim. Tabii ki artı 7'ye geçme oranlarını, trinaları hesaba katmadan söylüyorum. Yani tamamen onu yan gelir olarak düşünebilirsiniz kitapları. Onun haricinde bir haftada kasacağınız ortalama 630 GB eder. Peki giderleriniz ne? Şimdi 4 slota geniyeli çar bırakmanız gerekiyor. Tabii ki DC premiumlu olması gerekiyor. Ben şu an şey üzerinden örnek veriyorum. Eğer ki kendi çarlarınızla yaparsanız yani DC Premium masrafını saymazsak 30 GB'den şu an geniye bulabiliyorsunuz. 30 çarpı 4 dediğinizde 120 GB geniye masrafı. 630 GB kazandığımızı söylemiştik. Aslında buradan bunu düşersek 520 GB. 520 GB gibi bir gelirden bahsediyoruz. Tabii ki bu şey haricinde. Bir saniye kafam karıştı. Günlük 24 saatte 33 GB geliyorsa hemen bir hesaplıyoruz. 30 çarpı 7 231. Evet tamam doğru hesapladık. 520 GB net paradan bahsedebiliyoruz burada. Güzel mi? Şöyle, eğer tek klan giriyorsanız ve çok fazla kişi değilseniz bence çok güzel bir farm yöntemi. Yani özellikle daha önce de söylediğim gibi şu anki serverda belki çok yüksek bir tutar değil bu. Evet. Ama Zenith açıldığında bu oranlar çok daha tatlı olacaktır. Çünkü GB olarak
tabii ki herkesin sıkıntı yaşadığı bir döneme girmiş olacak. Tam da bu dönemde aslında Delos Farm'ı herkesin aradığı cinsten bir farm olacak. O yüzden sanırım biraz daha klan savaşları kendini göstermiş olur diye tahmin ediyorum. Şöyle baktığınızda aslında 520 GB ortalama klanda şu an 22 kişi görünüyoruz ama ortalama 12 kişiyiz. 520 bölü 12 dediğimizde de kişi başına ortalama 43 GB düşüyor. Yani bir haftalık Delos'ta 12 kişilik bir klansanız ve dediğim gibi yapıyorsanız kitaplar hariç ve bosslardan atacak iron set, işte iron leg, iron belt, CS dropları hariç 43 GB kişi başı bir getirisi oluyor. Tabii ki bu söylediğim biraz daha ortalama fiyatlar. Slotlarda çok bir değişiklik olmayacaktır 24 saat içinde. Ama Maradon gelirlerinden o değişiklik görünecektir. Güzel, yani bana sorarsanız tatlı ve yapılması bir durum. Bir de Delos'un sizde olduğunu duyan diğer klanlar sizinle işbirliğiyle yapmak isteyeceklerdir. Böyle de bir prestij tarafı var diye düşünüyorum. Söyleyecek daha fazla bir şeyim sanırım yok Delos Farm ile ilgili. Denenir, güzel gider ama Zenith'te çok daha iyi olacaktır. Çünkü server başında bu bahsettiğimiz 43 GB'ler sizi çok fazla öne taşıyacaktır rakiplerinize göre. Şimdilik videoyu böyle kapatalım. Bu da güzel bir Delos CSV rehberi videosu olmuş olsun. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni içeriklerde ve tabii ki her gün yaptığımız canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum tekrar.